Bizim şimdi ilk hedefimiz Malazgirt Kalesi olacak. Sonra sizi savaş alanına götüreceğiz. Şehir merkezine doğru devam edelim sağdan. Malazgirt Muharebesi Milli Parkı yazıyor. Bakın görüyorsunuz. Malazgirt'e giriyoruz. Heyecan Doruk'ta iç kaleye giriyoruz artık. Merdivenlerden yukarı doğru çıkarak iç kalenin meydanına çıkacağız. Bir de iç kalenin büyük devasa bir burcu var. O burcun tepesine çıkıp oradan size bütün bir Malazgirt şehrini göstermek istiyoruz. Çıkıyoruz yukarı. Bu devasa burcun tepesine sizi çıkararak buradan bir Malazgirt şehrini en azından uzaktan savaş alanını görelim. Sonra gideceğiz biliyorsunuz değil mi? Savaş alanına gideceğiz. Şehitlerin defnedildiği yerleri de göreceğiz sizinle beraber. Yani bu anlamda burası son derece özel ve önemli bir yer. Bu gördüğünüz videoda sizinle beraber evet her ne kadar Malazgirt'te başlamış olsak da Malazgirt şehriyle asıl hedefimiz Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı savaş alanı ve Malazgirt şehitlerinin defnedildiği ortamlar, mekanlar. Evet, iç kalede dendanların yanına geldik. Şöyle bir çıkalım. Evet. Hazır mıyız? Şu an Malazgirt şehrinin iç kalesindeyiz. İç kalenin günümüze kadar gelebilmiş o büyük ana burcunun üzerindeyiz. Ve ben size burada Malazgirt öncesindeki son birkaç günü anlatacağım. Savaş nerede cereyan ediyor? Savaş şu an içinde bulunduğumuz Malazgirt şehriyle uzaktaki Süphan Dağı'nı görüyor musunuz? Süphan Dağı'yla aramızda cereyan ediyor. Hazır mıyız? Hadi gidiyoruz. Nereye? Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yere. Heyecan Doruk'ta hayatım boyunca istediğim şeydi bu benim. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin savaş alanına gitmek. Savaş nerede oldu? Savaş nasıl kazanıldı? Strateji hep öğreniyoruz ya okullarda. Hilal taktiği. Romalı askerler neredeydi? Bizimkiler neredeydi? Şehitler nereye defnedildi? Hazır mısınız? Bunların hepsini anlatacağım ben şimdi size. Alparslan ordusunu bu gördüğünüz tepelerin arkalarında konuşlandırıyor. Saklıyor bir nevi. Hilal taktiğini öyle uyguluyor. Şu ortaya, şu yeşillik olan alan var ya, tam oraya doğru yalancı bir karargah kuruyor. Hani sanki bütün Selçuklu ordusu oradaymış gibi. Ve Roman Diyojen'in ordusu çıkıyor. Roman Diyojen 3 kanat halinde ilerliyor. Orta kanatta kendisi var. Yan kanatta adamları var. Bir de arkadan gelen ikinci bir orduyu yöneten Dukas var. Ordunun içerisinde aslında Romalı bir bürokrat olan Attaliates isminde çok enteresan bir şahıs var. Attaliates'in özelliği ne? Malazgirt Meydan Muharebesi'ne bizzat katılan, savaşın içinde yer alıp savaşı anlatan birinci el kaynak. Attaliates diyor ki Selçuklu ordusunun karargaha küçük çaplı saldırılarında Roma askerler şaşkın duruma düştüler. Niye? Çünkü kendi aralarında kendilerine yardım etmek için gelmiş paralı asker, uzlar ve peçeneklerle Selçuklu'nun taarruzda bulunan askerleri birbirinin aynısıydı. Hocam biz onu da merak ediyoruz. Yüzey taraması yaparken ya da bu civarda yaşayan insanlarla yaptığınız görüşmelerde sizi Malazgirt Savaşı'na yaklaştıran bulgular buldunuz mu? Halktan bir şeyler geldi mi? Mesela bunlar da evet, merak evet. Konumuz. Kesinlikle çok ilginç hikayelere şahitlik ettik ve o hikayeler bizi kazılara yöneltti. Şu an şehirden çıkıyoruz. Malazgirt şehrine sırtımızı verdik. Süphan Dağı bakın tam karşımızda. Şehirle Süphan Dağı arasında savaşın cereyan ettiği noktaya gidiyoruz. Şu an biz tahminimize göre Bizans ordugahının içindeyiz ve belki de Diyojen'in 22 Ağustos'ta Malazgirt acaba nasıl kuşatırabilirim dediği yerde. Tuttuk. Dedik ki savaş alanının tam ortasına gidelim. Yiğitlerimizin Roma ordusuyla savaştığı, can alıp can verdiği, o büyük kahramanla imza attığı yere gitmeden olmazdı. Oraya gitmeli, oraya dokunmalıydık. İşte burası orası. Şu hafif yükseltiyi görüyorsunuz. Burası geçen yıl kazı ekibi tarafından kazıldı. Malazgirt projesi kapsamında. Adnan Hocam ve ekip tarafından ve buradan 15 tane cenaze çıkarıldı. Ankara'ya kemik analizine gönderildi ve buradan 11. yüzyıla Malazgirt Savaşı'na tarihlenen cenaze kalıntıları ortaya çıktı. Açtığımız mezarlardan 5'i
travmatik ölüm açık bir şekilde kılıç ya da bıçak, balta darbesiyle öldükler. Hatta şimdi yüzlendiriyoruz biz hocam onları. Hocam bir şey, kafa tasları sağlam çıkıyor mu? Tabii ki. Bütün beden karbon 14. Onlardan elde ettiğimiz 25-35 yaş aralığından. Bir de şu duvarın hemen arkasında buranın üstünü kapattılar. Bakın kabirler hala devam ediyor etrafımızda. Burası ta şu tepelere kadar, dedik ya 2000'in üzerinde burada yan yana cenaze var. Benim çok heyecanlandığım şurada bir toplu mezarlık var. Onu ben gördüm az önce. Dedim tamam. Alp Aslan tahta çıkar çıkmaz Rum gazası adıyla gazaya girişiyor. Ve Ani'yi 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethederek kapıyı aralıyor. Ardından 1070'te de Suriye seferine giderken Erciş ve Malazgirt'i alıp buradan Halep'e iniyor. Ya ben şurasından çok etkilendim ya. Bakın görüyorsunuz değil mi kabirleri? Etraflar çevrili. Baş şahidesi, ayak şahidesi. Hemen görüyorsunuz. Bakın burada. Bakın baş şahide, ayak şahide. Görüyor musunuz? Bak görüyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz. Bakın burada baş ve ayak şahideleri. Ve kazı ekibine de sordum. Hocam hepsi Müslümanlara ait dediler. Nereden anlıyoruz? Kıbleye bakıyor hepsi. Yaklaşık 10 kilometrelik, 12 kilometrelik alanda cereyan ettiğini düşünüyoruz. Buluntularımız da tabii yüzeyde metal obje, savaşa ait. Buluntularımız da bunu destekliyor. 3 yıldır yaklaşık 600'e yakın buluntuyu Ahlat Müzemize teslim ettik. Bunların içerisinde 300'e yakın okucu, mızrak ucu, çeşitli 300'e savaş. 300'e yakın okucu mu çıktı tabii hocam? Tabii ki mızrak, okucu. Bunlar köylerden toplama mı sınırlıklarınız mı? Hayır bizim mı? Yani şöyle sahada yüzey araştırması, bir de sondaj kazıları yapıyoruz. Of çok etkileyici. Bakın burada da var. Şimdi bunlar birebir definler ve geldik buraya. Of. İşte burası başka. Gördünüz mü? Birçok yere yazmış olduğumuz 1071 26 Ağustos zaferinin kazanıldığı yer işte bu coğrafyaydı. Malazgirt savaş alanına doğru ilerliyoruz. Biz Malazgirt'e Ahlat üzerinden gidiyoruz. Aynen Sultan Alparslan gibi öyle bir plan kurgusu yaptık bu çekimlerde. Çünkü Sultan Alparslan da önce Azerbaycan Hoya geçmiş. Oradan Ahlat'a geçmiş. Ahlat da son cuma namazını kılıp ordusuyla beraber onlara orada bir konuşma yapmış. Oradan Malazgirt'e geçmişti. Biz de aynısını yapıyoruz ve şu an artık Malazgirt'e varmamıza bir 10 kilometre kadar kaldı. Evet artık Malazgirt'e giriyoruz. Düz gidersek şehir merkezi, sol taraf Patnos, Ağrı ve Malazgirt Muharebesi Milli Parkı aynen böyle devam ediyor. Bizim şimdi ilk hedefimiz Malazgirt Kalesi olacak. Sonra sizi savaş alanına götüreceğiz. Şehir merkezine doğru devam edelim sağdan. Malazgirt Muharebesi Milli Parkı yazıyor. Bakın görüyorsunuz. Malazgirt'e giriyoruz. Evet bu arada Malazgirt Kalesi tabelasını gördük. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Malazgirt'e girdik. Arabamızdan indim. Neden? Malazgirt Kalesi tabelasını gördüm. Biliyorsunuz şehre girerken ya şimdi arabayla şehre girilir mi Allah aşkına? Ya atla gireceksin ya yayan gireceksin. Atımız olmayınca biz de kazlarla şehre girme kararı aldık. Ve onlarla giriyoruz gördüğünüz gibi. Çok güzel bir ambiyans oldu. Biliyorsunuz şehirlerin bir dış kalesi var. Bir de iç kalesi var. Şehirlerin dış ve iç kaleleri. Şu an biz sizinle beraber şehrin dış kalesinden içeri kazlarımızla beraber giriyoruz. Hemen şöyle bakalım. Şimdi mesela şehrin dışında mıyız, içinde miyiz? Bunu en iyi anlamanın yolu nedir? Surların burçlarının nereye baktığına bakacaksınız. Burçlar dışarı doğru bakıyorsa şehrin dışındayız. İçeri doğru bakıyorsa şehrin içindeyiz. Bakın şurada burçları görüyorsunuz. Bu gördüğünüz kale çift cidarlı bir kale.
Yani ikili sur sistemi var. Önünde hendek var. Birinci sur sistemine ait burçlar burada kendini gösteriyor. İkinci sur sisteminin duvarları ve üzerindeki burçları görüyoruz. Ve burçlardan ve bu gördüğünüz burçlardan ve onların aralarındaki surlardan, bakın bu orijinal bir kapı değil. Bu sonradan arabalar geçsin diye açılmış bir gedik. Sonradan yapılmış. Buradan içeri giriyoruz ve artık Malazgirt Kalesi'nin içindeyiz. Soluğu nerede alacağız? Alparslan'ın yanında. Alparslan nerede? Tabii ki iç kalede. Bir yönetici bir şehre geldiğinde iç kaleye gider. İç kalede bulunur. Orası bir garnizondur. Yönetici ve garnizonun bulunduğu yerdir. İç kalenin iç kale mescidi olur. Ve aynen o şekilde biz de iç kaleye doğru geçiyoruz. Sultan Alparslan'ın izinde. Heyecan dorukta. Bakın iç kaleye giriyoruz artık. Buradan iç kaleye geçiyorum. Merdivenlerden yukarı doğru çıkarak iç kalenin meydanına çıkacağız. Bir de iç kalenin büyük devasa bir burcu var. O burcun tepesine çıkıp oradan size bütün bir Malazgirt şehrini göstermek istiyoruz. Malazgirt iç kalesinde gezerken ecdadımızın hoşgörüsünü farklı dinlere, mezheplere, ırklara ne kadar hoşgörü ve duyarlılıkla yaklaştığını o kadar net görüyoruz ki. Bakar mısınız manzaraya? Burası Malazgirt'in iç kalesi ve sandukalı lahitli bir taş. Bunu ilk gören Selçuklu mezarı diyebilir. Hayır değil. Üzerindeki harf yazı tarzını görürseniz şöyle gelin. Şunları da inceleyin. Bu ne biliyor musunuz? Bu Ermeni yazısı. Ermenice bir lahit duruyor burada. Nasıl oluyor böyle bir iş? Şöyle oluyor. Bu Roma İmparatorluğu'nun yönetiminde bir kale olsaydı böyle bir lahdi burada rüyanızda görürdünüz ancak. Çünkü Romalılar Ortodokstu. Ortodoks oldukları için Gregorian olan Ermenilere ikisi de Hristiyan olduğu halde nefretle muamele ediyorlardı. Onları hiç sevmiyorlardı ve onları kendilerinden farklı görüp din anlamında rakip görüp ezmeye, susturmaya, bastırmaya çalışıyorlardı. Selçukluların bu coğrafyaya gelmesi başta Ermeniler olmak üzere Romalılarla hizipleşmiş farklı Hristiyan mezhebine sahip işte Süryani gibi, Nasturi gibi insanlar için bir nefes alma dönemi oldu. Ondan milleti sadık oldular. Aralarından çıkan hıncak ve taşnaklar Rusların Birinci Dünya Savaşı'nda bölgeyi işgaliyle burada büyük katliamlar yapmalarına rağmen buradaki halk hıncak ve taşnaklardan dolayı Ermeni toplumuyla alakalı bir takım olumsuz duygular biriktirmiş olmalarına rağmen bakın bu lahit burada hala sapasağlam duruyor. Onun için buradan Ermeni diasporasına sesleniyoruz. Lütfen yalanlarınızı alın ve bir daha saf zihinleri bulandırmaya çalışmayın. Çünkü bizim elimizdeki bütün deliller sizin ortaya dökmeye çalıştığınız yalanları parça parça etmeye yetecek kadar çok. İç kale içerisinde tabii insanın gözü ne arıyor? Bir iç kale mescidi arıyor. Çünkü Osmanlı'nın öncesinde Selçuklu'nun yüzyıllarca yönettiği bir kale bu. Bir Malazgirt kalesi. Kalenin içinde bir iç kale mescidi olmalı. Yöneticilerin burada normal namazlarını kıldı. Hani cuma için dışarıya çıksalar da. Bakın şu an iç kalenin dışı, şehrin içi orası. Şehrin içinde çok eski camiler var. Ama iç kale mescidi olabilecek tek bir yapı kalıntısı var. O da bu görmüş olduğumuz duvarlar ve üzerindeki şu pabuç ayaklar. Yani buranın üstünde böyle bir asma mescit katı söz konusu olabilir. Öncesinde belki kiliseydi. Sonrasında mescide çevrildi. Böyle bir yapı olduğunu da bilelim. Evet. Şimdi burca doğru devam ediyoruz. Malazgirt iç kaledeyiz. Ve iç kalede iç içe geçmiş sur cidarları var. Bakın surun bir tanesi burada. Onun içinde iç kaleye ait ikinci bir burç blokları, burçların üzerinde bulunduğu sur duvarlarını görüyoruz. Bunlar da özellik otları, tarihi yerleri çok severler.
ve hep tarihi yerlerde, eski yaşanmışlıkların olduğu yerlerde çıkarlar. Daha bunların meyveleri tam çıkmamış. Top top tütsü yapılan meyveleri olur. Bakın Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'na gelirken aslında bu kaleye hiç girmedi. Bu kalenin içinde hiç bulunmadı. Neden? Çünkü geldiğinde kale Roma ordusu tarafından muhasara edilmiş ve ele geçirilmişti. Roman Diyojen burayı almıştı. Hatta Roman Diyojen Malazgirt'e Alparslan'dan önce geldiğinde kuvvetlerinin yarısıyla kaleyi alırken kuvvetlerinin bir kısmını da Ahlat'a göndermişti. Alparslan da burada savaşacağına emin değildi. Alparslan gönderdiği bir takım böyle isimlerle, şahıslarla Roman Diyojen'i durmadan yanıltmaktaydı. Yani şu an şurada, şu an burada ordusu yok, kendisi geri döndü. Roman Diyojen savaştan birkaç gün önce Alparslan'ın koca bir orduyla dibinde olduğunu ancak fark edebilmişti. Bunlar tabii ki ciddi stratejiler gerektiriyor ki Alparslan'da bu vardı. Diyojen 22 Ağustos'ta gelip şehri kuşatıyor ve Selçuklu garnizonu var içerisinde. Gündüz akşam üzeri şehir düşüyor ama iç kale gece yarısı sabaha kadar direniyor. 23 Ağustos'ta teslim oluyor. Kendi birliklerini yerleştiriyor Diyojen. 24'ünde de Ahlat'a geçmek üzere. Çünkü buradan sonraki sıra Ahlat. Orayı da ele geçirirse belki Re'ye kadar, belki Bağdat'a kadar. Kaynaklar bize Diyojen'in hayalinin epeyce geniş olduğunu, bunun en azından propagandasını yaptığını söylüyorlar. Dolayısıyla tam çarşamba günü Ahlat'a hareket etmek üzereyken çarşamba sabahı Alparslan'ın öncü birlikleri ovaya iniyorlar ve tabiri caizse bütün ovanın çıkış girişlerini kapatıyorlar ve buradan çıkış yok diyorlar sanki. Ve Bizans öncüleriyle ilk çatışma 24 Ağustos'ta cereyan ediyor. Tabii şaşırıyor Diyojen. Çünkü o sefere çıktığında Erzurum'a kadar geldiğinde Alparslan'ın onun büyük bir orduyla geldiğini duyup korkup Halep'ten ülkesine kaçtığını rapor ediyorlar. Dolayısıyla sultanı karşısında beklemiyor. Beklememesinin bedelini de çok ağır ödeyecek. Beklememek demek şu demek: sefer esnasında keşif kolu çıkarmadan tedbirsizce hareket etmek demek. Onun bedeli burada zaten 26 Ağustos'ta, hatta 24'ünden itibaren ağır bir şekilde görünecek. Çıkıyoruz yukarı. Bu devasa burcun tepesine sizi çıkararak buradan bir Malazgirt şehrini en azından uzaktan savaş alanını görelim. Sonra gideceğiz, biliyorsunuz değil mi? Savaş alanına gideceğiz. Şehitlerin defnedildiği yerleri de göreceğiz sizinle beraber. Yani bu anlamda burası son derece özel ve önemli bir yer. Bu gördüğünüz videoda sizinle beraber, evet, her ne kadar Malazgirt'te başlamış olsak da Malazgirt şehriyle asıl hedefimiz Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı savaş alanı ve Malazgirt şehitlerinin defnedildiği ortamlar, mekanlar. İç kalenin büyük burcuna geçiyoruz. Biliyorsunuz burçlar tarihte cephanelik, zindan, asker barınma alanları ve tabii ki kuşatmalarda savaş, savunma kuleleri olarak kullanılmış. Surların, yani savunma duvarlarının da burçların da üzerlerinde ne var? Dendanlar var. Dendan Farsça bir kelime, diş demek. Bu diş dediğimiz girintili ve çıkıntıların iç kısımlarından savunma yapıyor. Aynı zamanda kendilerini de savunabiliyorlardı. Şimdi yukarı çıkalım ve bakalım bu manzaradan neler neler göreceğiz. Evet, iç kalede dendanların yanına geldik. Şöyle bir çıkalım. Evet. Hazır mıyız? Şu an Malazgirt şehrinin iç kalesindeyiz. İç kalenin günümüze kadar gelebilmiş o büyük ana burcunun üzerindeyiz. Ve ben size burada Malazgirt öncesindeki son birkaç günü anlatacağım. Şimdi 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinin kazanıldığı
aynı zamanda savaşın cereyan ettiği gün. Savaştan 3 gün önceydi. Roman Diyojen Malazgirt'e geldi. Şöyle bir arkaya doğru bir bakın isterseniz. Bakın orada Murat Çayı'nın bir kolu gözüküyor uzakta. Roman Diyojen işte tam oradan gelmiş. Bakın öyle gelmiş. Ondan sonra şurada şanlı bayrağımız, bayrağımızın solunda da Malazgirt Zafer Anıtımız var. O anıtın olduğu yere karargahını kurmuş Roman Diyojen. Karargahını kurmuş. Ne için? Bu şehri ele geçirmek için. Şu an biz tahminimize göre Bizans ordugahının içindeyiz ve belki de Diyojen'in 22 Ağustos'ta Malazgirt acaba nasıl kuşatırabilirim dediği yerdeyiz. Noktadayız. Evet, bir seyir tepesi burası. Çok güzel, evet. Buradan çünkü 22 Ağustos'ta 13 Mart'ta İstanbul'dan çıkıyor büyük bir orduyla. Sivas Erzurum üzerinden Hınıs Aktuzla hattından Malazgirt'e geliyor. Malazgirt 1070 yılında Alparslan tarafından fethedilmiş. Tabii hemen öncesi biraz geriye gidersek Pasinler Savaşı var yukarıda Erzurum'un yanında 1047'de İbrahim İnal ve Kutalmış'ın Bizans'la ilk muharebesi, yani Türk akınlarının Anadolu'ya akışı ve o akış önündeki engellerin kaldırılma süreci. Ardından burayı Tuğrul Bey, Selçuklu Devleti'nin kurucusu meşhur Tuğrul Bey'imiz 2 ay kuşatıyor bu gördüğümüz kaleyi. Fakat kış bastırdığı için alamıyor. Ordusuyla şehri kuşatıyor. Kendisi kuşatmayı oradan yönetiyor. Ve Malazgirt şehrini ele geçiriyor. Alparslan da bütün istihbari bilgileri gün gün alarak ovayı çok iyi tanıyor, bölgeyi çok iyi tanıyor. Çünkü neredeyse yarım asırdır Türkmen, Oğuz atlılarının böyle ellerinin avucu gibi bildikleri bölgeler buralar. Henüz bir yerleşmeye başlayamamış çünkü Bizans'ın ordugahları, kaleleri buna mani oluyor. Ama coğrafyayı çok iyi biliyorlar. 24 Ağustos sabahı ilk çatışma cereyan ediyor. Tabii şöyle söyleyelim, yeri de sorduğunuz için. Burayı ele geçirmeden hemen önce 22 Ağustos'ta etrafını mancınıklarla çeviriyor kalenin. Roman Diyojen. Diyojen ve bir kamp inşa ediyor. Şimdi yanında da Attaliates isminde ona danışmanlık yapan, askeri hakim de olan bir tarihçi var ki biz de bütün bilgileri ondan ediniyoruz açıkçası. Gün gün bütün topografyayı, bölgeyi ondan öğreniyoruz. Görgü şahidi olduğu için bütün hikayenin olup bitenin. Onun anlatısına göre hemen kalenin doğu güneydoğusunda yüksekçe bir yerde çitlerle ve hendeklerle çevrili geleneksel Roma ordugahı inşa ediliyor burada. Ve kendisi kurmaylarıyla mancınıkların yerleştirileceği yeri tespit ettikten sonra kuşatma başlıyor ve biraz önce anlattığım hadise cereyan ediyor. Tabii bir süre sonra Alparslan'ın geldiğini, ordusuyla çok yakında olduğunu öğreniyor. Savaş nerede cereyan ediyor? Savaş şu an içine bulunduğumuz Malazgirt şehriyle, uzaktaki Süphan Dağı'nı görüyor musunuz? Süphan Dağı'yla aramızda cereyan ediyor. Aslında biz Süphan Dağı'nı hep unutuyoruz. Malazgirt Savaşı'nın en büyük şahidi Süphan Dağı'dır. Tamamen Süphan Dağı'nın etrafında cereyan etmiştir Selçuklu ordusunun yukarıdan gelişi. Bu arada bugün bu tişörtü niye girdim? Çünkü beni takip edenler bilirler, ben rastgele bir şey giymem. İlla ki bilinçli bir giyim tercihim vardır. Ya hocam sen de var ya iyi bozdun Kudüs'le. Malazgirt'e de Kudüs tişörtüyle gelmişsin. Yok hayır, çok bilinçli giydim bunu. Sultan Alparslan Malazgirt zaferine, savaşına gitmiyordu ki. Sultan Alparslan'ın Anadolu ve İstanbul diye bir hedefi evet vardı. Tuğrul Bey'in de vardı. Arap caminin üstüne Büyük Selçuklu'nun yay ve okunu koyan onlar değil miydi? Evet oydu. Normalde biz biliyoruz ki Büyük Selçuklular 1040 Dandanakan'ı kazandıktan sonra artık bugünkü İran coğrafyasına, işte Hemedan, Rey, İsfahan, buraları alıp oradaki Şii Fatimi etkisini, Şii Büyehi ve Karmati etkisini kırmak için büyük mücadele verdiler. Mekke Medine Karmatilerin elindeydi. Bugünkü Arabistan olduğu gibi. Karmatileri kim ortadan kaldırdı? Kim etkisiz kıldı? Tuğrul Bey. Büyehileri Abbasi Devleti'nin başkenti Bağdat'a çökmüş olarak eziyet eden, kontrol eden kimdi? Büvehiler. Büvehi etkisini Abbasi üzerinden kim kaldırdı? Tuğrul ve Çağrı Bey. Üçüncü hedefleri aslında Kudüs, Şam ve Kahire'yi kontrol altına tutan ve başkentleri Kahire'den İslam dünyasına fitne saçan Fatimiler vardı. Hedefleri onları ortadan kaldırmaktı. Ve Tuğrul Bey onlar üzerine sefere çıkacaktı. Bağdat'tan Re'ye geldi, o gece öldü. Bir devlet başkanı aniden ölürse biliriz ki bu bir suikasttır.
yerine Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan geçti. Alparslan amcası Tuğrul Bey'in hedefini yerine getirmek için hemen ordusuyla yola çıktı. Malazgirt'e falan gelmiyordu. Aslında hedefi Kahire'yi almaktı. Hedefi Şam'ı almaktı. Hedefi Kudüs'ü almaktı. Ordusuyla Urfa'ya geldi. Urfa'yı kuşattı. Ve arkasından Halep'e indi. Halep'i kuşattı. Halep'i ele geçirdi. Ele geçirdikten sonra Halep'ten Şam'a, Kudüs'e, oradan Kahire'ye inecekti. Roman Diyojen'in mektubu geldi. Roman Diyojen, benim ülke topraklarıma girdin. Onun için ordularımla senin üzerine geliyorum diyordu. Bunun üzerine Alparslan ne yaptı? Kendisi bir rivayete göre Azerbaycan Hoya gidip yeni ordu topladı. Bir rivayete göre veziri Nizam Mülk'ü gönderdi. Ordu toplattı. Kendisi de Musul üzerinden geldi. Ve o an aylarca Halep'i kuşattı, ordusunu yıprandığı için dağıttı. Kuzeyden gelen yeni ordusuyla Van Gölü kenarında buluştu. Ve işte Süphan Dağı'nın kenarından buraya geldi. Savaş meydanında Roman Diyojen'le buluştular. Kudüs'ü unuttum Alparslan. Tabii ki hayır. Atsız Bey'i Kudüs üzerine ünlü komutanı Alplerinden Atsız Bey'i gönderdi. Malazgirt Zaferi kazanıldıktan tam 2 sene sonra 1073'te Kudüs kurtarıldı ve Sünni İslam Halifesi adına Sultan Alparslan 72'de rahmetli olduğu için Melikşah adına hutbeler okunmaya başlandı. 1098'e kadar. Alparslan tahta çıkar çıkmaz Rum gazası adıyla gazaya girişiyor ve Ani'yi 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethederek kapıyı aralıyor. Ardından 1070'te de Suriye seferine giderken Erciş ve Malazgirt'i alıp buradan Halep'e iniyor. Fakat Diyojen'in büyük bir orduyla, çünkü burası jeostratejik anlamda, yani Malazgirt Savaşı, Malazgirt'in jeostratejik önemi sebebiyle burada olmuş bir savaştır. Yani iki ordu tesadüfen karşı karşıya gelmiş değil. Buranın Anadolu'nun Türkleşme sürecinde ya da Bizans'ın doğu sınırının kilit noktalarından birisi. 1950 metre uzunluğunda çift surla çevrili, 10 metre yüksekliğinde 57 burçla korunan, ki şimdi biz ana yönetim burcu dediğimiz Ahmedek diye de tanımlanan burcu görüyoruz. Tabii Bizans Ani'yi kaybedince hattı biraz daha geriye çekiyor. Malazgirt kritik. Yukarıda da hemen Aras Vadisi'ni tutan Teodosiopolis, yani Erzurum. Burası da Muş Vadisi'ni. Bura geçildiğinde Elazığ'a kadar, Malatya'ya kadar orduları durdurabilecek bu büyüklükte bir ordugah şehir yok. Dolayısıyla kritik, stratejik bir yer. Bizans'ın bunu kaybetmesi demek, Konstantinopolis'in tehdit altında olması demek. Dolayısıyla büyük bir orduyla buraya geliyor. Alparslan da Suriye seferini yarıda kesip hızlıca o tarihe kadar Selçukluların, Oğuzların kazanımlarını kaybetmemek adına, o da ki ordusunu terhis etmek zorunda kalıyor, sadece seçkin birlikleriyle geliyor vesaire, o da hızlıca Musul, Halep, Musul, Hoy istikametine geliyor. Diyojen'in Erzurum'dan doğuya doğru hareket ettiğinde anlıyor ki Malazgirt'e gelinecek. O da hızlıca Hoy'dan hareket ediyor. Hazır mıyız? Hadi gidiyoruz. Nereye? Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yere. Şu an şehirden çıkıyoruz. Malazgirt şehrine sırtımızı verdik. Süphan Dağı, bakın tam karşımızda. Süphan Dağı tam karşımızda. Şehirle Süphan Dağı arasında savaşın cereyan ettiği noktaya gidiyoruz. İki şeyi özellikle size göstermeyi çok istiyoruz. Birincisi savaşın cereyan ettiği alan, ikincisi savaş şehitlerimizin defin yerleri. Evet, bu arada Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanın içerisinde bulunan, eski adı Kufri, şimdiki adı Afşin olan köyden geçiyoruz. Daha önce tabii ki Malazgirt öncesinde burada Romalıların, Hristiyan Romalıların yaşadığı, köylülerin de göstermesiyle şehitlik olarak bilinen bir bölgeye geldik. Afşin Mahallesi'nin geldiğiniz yerin ön Selçuklu karargahı olduğunu düşünüyoruz. Oralarda 2 yıldır kazı yürütüyoruz. O kazılarda elde ettiğimiz, tabii
Eski bir Ermeni, Hristiyan yerleşimi orası. 2000'e yakın Müslüman mezarlığının oradaki varlığını anlamadığımız için önce yüzey araştırmasında tespit ettik. Bu bizi oraya yöneltti. Orada bir kazı. Çünkü siz de biliyorsunuz bu süreçlerin nasıl olduğunu. Survey dediğimiz yani ofis çalışmaları, kaynak metinlerin okunması, modern araştırmalar ardından araziye, sahaya gelip tabiri caizse kabaca 150 kilometre kareyi her yıl adım adım geziyoruz. Heyecan dorukta. Hayatım boyunca istediğim şeydi bu benim. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin savaş alanına gitmek. Savaş nerede oldu? Savaş nasıl kazanıldı? Strateji hep öğreniyoruz ya okullarda. Hilal taktiği. Romalı askerler neredeydi? Bizimkiler neredeydi? Savaşı tabii biz kazandık 26 Ağustos 1071 akşamı. Roman Diyojen esir edildiği bir gün sonra öğrenildi. Şehitler nereye defnedildi? Hazır mısınız? Bunların hepsini anlatacağım ben şimdi size. Şimdi hemen şöyle bir yükseğe doğru çıkalım. Şöyle uzakta yeşillikli, ağaçlıklı bir alan görüyorsunuz. İşte orası Malazgirt şehri. Roma ordusu Malazgirt zaferinden 3 gün evvel şehri kuşatmış ve ele geçirmişti. Roma ordusu Alparslan'ın ordusuyla buraya geldiğini öğrenince Roman Diyojen ordusuyla dışarı çıktı ve o gördüğünüz bölgede konuşlandı. Fakat unutmayın, bölge öyle dümdüz bir alan değil. Biz az önce Malazgirt'ten buraya arabayla gelirken bile yani normal asfalt yol yapılmış. O yol böyle, durmadan böyle. Yani doğal tümseklerle dolu şu gördüğünüz alan. Süphan Dağı'nı görüyorsunuz. Süphan Dağı bir volkanik dağ ve bu dağ patlıyor. Süphan patladığında tabii günümüzden milyonlarca yıl evvel bu gördüğünüz dokuya şu ayağımı bastığım taşlar hep volkanik taşlar bakın bunlar. Görüyorsunuz. O volkanik taşlar coğrafyanın dört bir yanına yayılıyor ve bu yayılma sırasında engebeli bir yüzey ortamı meydana getiriyor. Burada bir takım köyler var. Alparslan ordusunu bu gördüğünüz tepelerin arkalarında konuşlandırıyor. Saklıyor bir nevi. Hilal taktiğini öyle uyguluyor. Şu ortaya, şu yeşillik olan alan var ya, tam oraya doğru yalancı bir karargah kuruyor. Hani sanki bütün Selçuklu ordusu oradaymış gibi. Ve Roman Diyojen'in ordusu çıkıyor. Roman Diyojen 3 kanat halinde ilerliyor. Orta kanatta kendisi var. Yan kanatta adamları var. Bir de arkadan gelen ikinci bir ordu yöneten Dukas var. Roman Diyojen'den evvelki imparatorun kardeşi. Bunlar aile olarak birbirlerine düşmanlar ve Roman Diyojen'in bu savaşta yenilmesini istiyor. Tabii bu arada bir detayı daha unutmayalım. O da neydi? Roman Diyojen Malazgirt şehrini ele geçirdiğinde, şehrin içerisinde askerleriyle konuşlandığında Roman Diyojen'in ordusunun içinde uzlar ve peçenekler vardı. Kim bunlar? Malazgirt öncesi Anadolu'ya gelmiş Hristiyan Türkler. Yani Müslüman olmayan gayrimüslim Türkler. Ve Alparslan Malazgirt öncesinde düşmana korku vermek için küçük birlikler halinde Malazgirt şehri etrafında konuşlanmış Roma askerlerine gece sahte taarruzlar yapıp onları gece boyu rahatsız etmiş, uyutmamıştı. Tabii sahte taarruzlarla şehrin içine devamlı dalıp çıkan Selçuklu askerleri şehrin de karargahın içindeki kendilerine çok benzeyen adamlarla da karşılaştılar. Uzlar ve peçenekler. Ordunun içerisinde aslında Romalı bir bürokrat olan Attaliates isminde çok enteresan bir şahıs var. Attaliates'in özelliği ne? Malazgirt Meydan Muharebesi'ne bizzat katılan, savaşın içinde yer alıp savaşı anlatan birinci el kaynak. Attaliates diyor ki Selçuklu ordusunun karargaha küçük çaplı saldırılarında Roma askerler şaşkın duruma düştüler. Niye? Çünkü kendi aralarında kendilerine yardım etmek için gelmiş paralı asker uzlar ve peçeneklerle Selçuklu'nun taarruzda bulunan askerleri birbirinin aynısıydı. Görünüş, kıyafet, şu bu, saçlar, örgüler. Bunlar birbirine karıştırıldı. Ve bunlar zaten irtibat kurularak ya bizim tarafa geçin ya da bunlara da yardım etmeyin mesajı veriliyor. Ve bunların bir kısmı
büyük bir kısmı savaşmadan ayrılıyor. Biz de bir şey sanırız ya, hani tam savaş başladı, bunlar Selçuk tarafına geçti. Hayır, büyük bir kısmı savaşmadan Roma'dan ayrılıyor. Hatta Romalılar o sabah, ertesi sabah kalanlara yemin ettiriyorlar. Bize ihanet etmeyeceksiniz diye. Madem kaldınız, bize ihanet etmeyeceksiniz diye. Böyle bir durum var. İşte savaştan ayrılan, Selçuklu Anadolu'yu ele geçirdikten sonra da Anadolu'da yaşamaya devam eden bu gayrimüslim Türkler kimlerdi? Daha sonra Karaman Hristiyan Türkleri dediğimiz, yüzyıllarca Anadolu'da özellikle Aksaray, Konya, Iklara, o hatlarda yaşayan insanlardı. Bunlar Roma alfabesini, Latince'yi kullanıyorlardı. Ana dilleri Türkçeydi ama Hristiyandılar. 1924 nüfus mübadelesinde biz bu insanları ağlata ağlata Yunanistan'a gönderdik. Neyse, o ayrı bir konu. Devam ediyoruz. Bu arada bugün bir rüzgar var burada. Nasıl esiyor ortalık, o biçim böyle. Biz uçacağız şimdi. Türkler, bu gördüğünüz tepelere konuşlanmıştı. Attaliates ne diyor biliyor musunuz? Biz diyor Roma ordusuyla çıktığımızda ilerlerken Türklerin, Selçuklu'nun her bir tepenin arkasını tuttuğunu gördük diyor. O tepelerden birinin şu an biz üzerindeyiz. Bakın Afşin Köyü. Dikkatle bakın, uzakta bir köy var. Şöyle gelin, bir başka köy var. Şöyle gelin, bir başka köy var. Şöyle gelin, bir başka köy var. Şu an bu köylerin kurulduğu noktalar Selçuklu askerlerinin tuttuğu tepelerdi. Tepelerin arkasındaydılar. Roma ordusu 3 kanat halinde sahte Selçuklu karakolunu ezdi geçti ve hızla ilerledi. Dukas'ın birlikleri arkada kaldı. Ana orduyla arasını açtı. Roman Diyojen ile arka ordunun arası müthiş bir şekilde açılmıştı. Sonra ne oldu? Sonra bunlar iyice içe girdiklerinde arkadan onlara geri dönün mesajları geliyor. Geri dönün, çok açıldınız. Selçuklu ordusu yok. Doğru düzgün. Sadece sahte kuvvetler var. Ordunun bir kısmı bu hareketi imparator öldü anlamında anlıyor ve bir gevşeme başlıyor. Selçuklu da onların iyice ilerlemiş olduğunu görüp tepelerin önlerine kadar geliyorlar. Önlerine kadar gelince Selçuklu bu tepedeki kuvvetleriyle etraflarını çeviriyor. İşte o bizim bildiğimiz meşhur hilal taktiği. Çevirme harekatı burada cereyan ediyor. Bakın buraya geldiğiniz zaman olayı çok net anlıyorsunuz. Yani şu an bizim bulunduğumuz bu köy hilalin bir ucu, karşı köy öbür ucu ve bu şekilde nasıl çevrildiğini görüyoruz. Zaten arada bir dar boğaz var. O dar boğaza girenler başlıyorlar biçilmeye. Selçuklu makası kapatıyor ve burada bir imha hareketi başlıyor. Bakın tam şu gördüğünüz bölge. Savaşın cereyan ettiği nokta. Ve sonrasında bu savaş tam bir gün sürüyor. 26 Ağustos sabahından akşama kadar. Akşam artık hava kararmaya yüz tuttuğunda savaş bitmiştir. Kaçan Romalı askerler kaçmıştır. Esir edilenler esir edilmiştir. Ve Roman Diyojen'in esir edildiği bilinmemektedir. Acaba esir mi edildi? Çünkü savaş hengamesi. Kılık değiştirmiş olabilir. Ölmüş buralarda bir yerde yatıyor olabilir. Burada binlerce Romalı asker ölüyor. Savaşa kaç kişi katılıyor? Yani 50 bin ile 600 bin arası rakam telaffuz ediliyor. 50 bin ile 600 bin. Yani çok muhtelif. Ama net olmamakla beraber Roma ordusunun, Selçuklu ordusunun 4 katı kadar olduğu tahmin ediliyor. Ve ertesi gün oluyor. Aslında bu çok ilginç bir hikayedir. Bu hikayeyi bilmiyorum, hiç biliyor musunuz? Bir tane Selçuklu delikanlısı, cılız bir delikanlı, Hemedan'da asker seçimleri oluyormuş böyle. O asker seçimleri sırasında bu çok cılız diye bunu almıyorlarmış bir türlü. O gün Sultan Alparslan asker için seçimlere geliyor, bir yerden izliyor. Genç sıraya giriyor, bir münakaşa var, bir şey var. Çağırıyor oradaki komutanı, ne oluyor diyor. Efendim çok sıra ediyor diyorlar. Katılmak istiyormuş ille. Alparslan bakıyor onun o cesaretine, o inatçılığına, ille katılacağım deyişine. Çelimsiz bir şey ama. Alın bunu da ya diyor. Belki Roman Diyojen'i bu esir eder diyor. Çok ilginç. Belki Roman Diyojen'i bu esir eder. Ve alıyorlar. Ertesi günü tabii savaş kazanılmış. Burada büyük bir çadır kurulmuş. Bütün askerlere haber verilmiş. Esirlerinizi getirin diye. Öyle bir adet var. Savaş hengamesi. Esirini yakalayan elini ayağını bağlıyor, atıyor bir köşeye. Ertesi günü getiriyor. Niye? Rütbeli esir aldınız mı?
Yönetim size güzel para veriyor. Ödülünüz büyük oluyor. Esirler geliyor geliyor. Oruç'a gitmeli esirler bir çadıra toplanmış. Sonra bizim o cılız oğlan esirini getiriyor. Çadıra bir giriyor. Çadırdaki o soyguların hepsi bir anda ağlamaya başlıyorlar. Feryat edenler, kendilerini yere atanlar. Oradaki Selçuklu komutanlar hemen anlıyorlar. Giren kişi İmparator Roman Diyojen. Esir eder işte o cılız asker. Alparslan'ın alın bunu belki o Roman Diyojen'i esir eder dediği kişi. Ve sonra Roman Diyojen'le Alparslan karşılıklı oturuyorlar. Roman Diyojen'e çok iyi muamele ediyor. Alparslan burada oluyor. Sen beni esir etseydin ne yapardın? Seni öldürtürdüm. Benden ne bekliyorsun? Beni öldürteceğini bekliyorum. Hayır, ben sana bunu yapmayacağım. Ben askerlerimle seni başkentine kadar teslim edeceğim. İşte biz böyle. Savaşta bile insanlık. Hazır mısınız? Şimdi bu Gezi Parkı'nın en dramatik kısmına gidiyoruz. Şehitlerimiz. Burada Romalılar da şehit verdi. Biz de şehit verdik. Tarihten beri bu bir kuraldır. Yenilenin askerleri savaş meydanına bırakılır. Hem ibret olsun diye bırakılır. Hem de onlara cenaze merasimi düzenleyecek değiliz. Bu gördüğünüz meydana binlerce Romalı asker cenazesi açıkta bırakıldı. Zaten eskiden böyle büyük savaşlar oldu mu? Ortalıkta o binlerce ölü kalıyor ya. Aynı anda birkaç gün içinde binlerce yırtıcı kuş ortaya çıkarmış. Kuzgunlar, atmacalar, kartallar, akbabalar. Ve onlar çöker bulut gibi böyle. O binlerce ölüyü birkaç hafta içinde yok ederlermiş. Ya bir kemikleri kalıyor yani. Zaten bu arada ben kazı ekibiyle, bakın ben burada şu an bu çekimi yapıyorum ama kazı başkanımız Adnan Çevik Bey'e özellikle teşekkür ederim. Muş İl Kültür ve Turizm Müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum. Buraları merak ettiğimizi, buraları öğrenmek istediğimizi, buraları merak edenlere aktarmak istediğimizi söylediğimiz zaman bizimle ilgilendiler. Bize buraları anlattılar. Hatta kazı başkanımız Adnan Çevik Bey çok kıymetli iki kardeşimizi kazıda yanında bulunan, bizim yanımıza verdi. Onlarla beraber geldik. Onlar anlattılar. Çünkü ben de basından takip ediyorum bunları. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Aklı Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteği, Ahlat Müzesi Başkanlığı ve benim de danışmanlığımda yürüyen 12 üniversiteden 40 uzmanın interdisipliner bir çalışma yapıyoruz. Ne için buradayız? Bu büyük savaşın, dönüştürücü savaşın, makas tarih, tabiri caizse tarihin makas değiştirdiği bir büyük savaş ve Anadolu'nun Türklere kapılarını açtığını bu metaforla anlattığımız, Türkler Anadolu'nun kapılarını açan savaş diye anladığımız bu savaşın noktasal olarak yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Ve Türkiye'deki bu kapsamdaki ilk savaş alanı arkeolojisini yapıyoruz. Yani arkeolojinin ören yeri, höyük vesaire bu tip alanlar çok gelişmiş ülkemizde. Ama maalesef savaş alanı arkeolojisi dünyada çok gelişmiş olmasına rağmen bizde daha çok yeni. Biz de işte bu alanda bu büyük savaşın yerini tam olarak belirleyerek burayı tahkim etmek, ete kemiğe büründürmek, görünür kılmak istiyoruz. Tıpkı Çanakkale gibi. Çanakkale, orayı gördüğümüzde kitaplardan okumakla görmek, sizin de söylediğiniz gibi arada ne kadar fark var o kimliğin, o aidiyet duygusunun gelişmesi için. Dolayısıyla burası da tıpkı Çanakkale gibi, işte müzesiyle, ören yerleriyle, otağlarıyla, savaşın taktikleriyle, o kazılardan çıkan objelerin sergilenmesiyle, dijital teknolojinin bütün unsurlarıyla Malazgirt yerinde canlanacak ve ete kemiğe bürünecek. Hem tarihi şehir hem de savaşın geçtiği alan. Tuttuk. Dedik ki savaş alanının tam ortasına gidelim. Çünkü az önce anlatım yaptığım yer aslında savaşı çok iyi gören Afşin köyünün şehitliğinin önündeki yükseltiydi. Oradan çok güzel gözüküyordu. Ama yiğitlerimizin Roma ordusuyla savaştığı, can alıp can verdiği, o büyük kahramanla imza attığı yere gitmeden olmazdı. Oraya gitmeli, oraya dokunmalıydık. İşte burası orası. Bakın, çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz, hatta hayatımız boyunca birçok yere yazmış olduğumuz 1071, 26 Ağustos zaferinin kazanıldığı yer işte bu coğrafyaydı. Bu coğrafyada at koşturdular. Atların üzerinde Romalılarla mücadele ettiler. Ve bu coğrafyada 26 Ağustos 1071 günü, Ağustos'un o son günleri ateş gibi sıcak. Bakın şu an Ağustos'un tam ortası. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne sadece 1,5 hafta var. Ve o kadar sıcak ki şu an hava. Ve düşünün, o sıcakta gün boyu burada kılıç kılıça, mızrak, ok,
et kemik iç içe işte burada savaştılar. Arkamızdaki dağı görüyorsunuz. Süphan Dağı. Süphan Dağı günümüzden 9 asır önce bu olaya şahitlik etmişti. Süphan Dağı'nın o taşlarıyla kaplı engebeli bir arazide bulunuyoruz. Hilal taktiği, hilal taktiği diyorlar ya bize. İşte o hilal taktiğini en iyi gelip burada görürsünüz. Bakın şurada bir tane köy var. Ve köy nerede? Bir tepenin üzerinde. Bakın hemen önümüzde burada bir köy var. Köy tepenin üzerinde. Hemen şuraya doğru gelin. Hemen şu tepenin arkasında bir köy var. Şurada çekimde az önce bulunduğumuz Afşin köyü var. Tepenin üzerinde. Tepelerin hepsinin arkalarını tutmuşlardı. Buradan buraya kadar Roma ordusunu tam ortadaki sahte bir karargahla merkeze çekmiş. Malazgirt şehri nerede? Hemen şu arkada. Bakın aslında Malazgirt önümüzde ama görmüyoruz. Neden? Çünkü bölge acayip engebeli. Bu Süphan Dağı'nın yavruları buraya püskürürken milyonlarca yıl evvel burada engebeli bir yapı oluşturmuş. Engebelerin tamamının arkasını tutmuş, çukurlara yerleşmiş Selçuklu askerleri. O gün savaşa şahit olan Romalılar bunu böyle anlatıyorlar. Hemen arkasından baktığımızda Süphan'ı görüyoruz. Savaşta hakikaten Süphan'la Malazgirt arasındaki yaklaşık bu buraya 10-12 kilometrelik bu volkanik platoda. Burası düz bir ova değil. Dolayısıyla bildiğimiz meydan muharebelerinden biri değil bu. Pusulu bir savaş. Hep böyle bir şey var. Engebe var. Siz de zaten gördük oradan geldiniz, evet. Gördünüz. Şimdi görmeyince hani başka türlü bir savaş hayal ediyorsunuz. Ama geldiğinizde bunu çok iyi anlıyorsunuz. Bunu anlamak şu demek. Alparslan'ın bir asker olarak, bir stratejist olarak ne kadar yetenekli olduğunu da görüyorsun. Çünkü sayıca çok az bir ordu, yarısı kadar olduğunu düşünüyoruz. Ordu sayılarında işte 30 bine 15-20 bin civarında olduğunu düşünüyoruz muharip kesimin. Dolayısıyla Alparslan bu arazinin engebeli durumunu, ki kendisi Perşembe günü sabahı iniyor buraya ve bütün zaten öncü birlikler tepeleri tutmuş. Otağını da hemen Bizans ordugahının önüne yaklaşık bir işte biraz önce geldiniz Afşin Mahallesi de Selçukların ön karargahı olduğunu düşündüğümüz yer. Ama karargah biraz daha arkada olmalı çünkü 15 bin süvariye eşlik eden 15 binde yedek at var, 30 bin hayvan var. Askerlerin ikişer atı var. Evet, ikişer atı var. Bu çok önemli. Bir at günde 5 litre su tüketiyor. Dolayısıyla onların nasıl bir alanda, biz bu çalışmamızda bütün bu anlatıları araziye uyarlayarak lokalizasyonlar, kamplar, burası nasıl bir yer? Burası da Adalar Mahallesi. Su zengini bir yer Malazgirt zaten. Süphan patlıyor. Lavlarından oluşturduğu bir coğrafya burası. Evet. Murat Nehri hemen arkamızda yukarıdan tutaktan salına akıyor. Bütün Murat Vadisi Karasu'yu alıp Elazığ'ın orada biliyorsunuz Fırat'ın oluşturuyor. Dolayısıyla bu kalenin varlığı da bütün yukarı Murat Havzası'nı tutan stratejik bir nokta olarak değer ifade ediyor. Hem Türk akınları ve Anadolu'nun yurt tutulma süreci için hem de Bizans'ın doğu sınırı için bu kritik önemde bir yer. Bir hilal taktiğiyle sarmışlar, sahte karargaha geliyorlar. Oradan üç kanat halinde ilerliyorlar. Selçuklu sahte ricatla iyice çekiliyor ve bütün bu tepelerin arkasından bir anda hücum ederek kanatları kapatıyorlar ve bu görmüş olduğunuz bölgede, şu gördüğünüz alanda Roma ordusunu bir gün içerisinde imha ediyorlar. Doğu ve güney doğusunda yaklaşık 10 kilometrelik, 12 kilometrelik alanda cereyan ettiğini düşünüyoruz. Buluntularımız da tabii yüzeyde metal obje, savaşa ait. Buluntularımız da bunu destekliyor. 3 yıldır yaklaşık 600'e yakın buluntuyu Ahlat Müzemize teslim ettik. Bunların içerisinde 300'e yakın okucu, mızrak ucu, çeşitli 300'e savaş. 300'e yakın okucu mu çıktı tabii hocam? Tabii ki mızrak, okucu. Bunlar köylerden toplamamışsın mı? Hayır bizim. Yani şöyle sahada yüzey araştırması bir de sondaj kazıları yapıyoruz. Of. Şimdi mesela soruyoruz. Hayvanını otlatırken şuna benzer bir obje buldun mu? Veya işte tarlanı sürerken, tohumu atarken. Çünkü biz baktık savaş alanı şu an ekilen dikilen bir yer aynen yani. Aynen öyle. Tabii şöyle, o bizim için biraz handikap oluyor açıkçası. Çünkü tapulu arazilerde çalışmak, izin almak falan. Hasat burada Türkiye'nin en geç hasatı olur burada. Hmm. Yani Diyojen'in bu mevsimi gözetmesi de hasatla ilgilidir bu arada. Temmuz'un sonuna kadar hasat sebebiyle giremiyoruz. Ama o alanların da şöyle bir riski var. Her yıl toprak alt üst olduğu için
Bu buluntular, burası volkanik bir bölge olduğu için 1-2 metre buluntular biz 20-30 santimde buluyoruz zaten. Öyle çok derine inmemiz gerekmiyor. Çoğu toplanmış maalesef. Zaten şunu da biliyoruz. Savaştan sonra muazzam bir yağmanın olduğunu da biliyoruz. Çünkü imparatorun hazinesi de buraya geliyor. Evet. İşte burası karargah yağmalanıyor. Hatta İbnül Ezrak diye bir kaynağımız, Malazgirt ve Ahlatların zenginliği bu savaşa borçludur. Allah Allah. Hatta diyor kendi yaşadığı çağ için şu an bile Ahlatların zenginliği Malazgirt Savaşı'nın ganimetleriyle Allah Allah. Anlatılır büyüklerimiz tarafından deniyor. Hocam bize, mesela ok uçları var. Başka? Mızrak uçlarımız, işte kama, kılıç parçalarımız, sikkelerimiz, bol miktara at nalı, çivisi, bunları tabii arkeometrik çalışmalar yapıyoruz. O döneme ait mi değil mi bunları. Mesela asker haçları buluyoruz. Boyun haçları böyle çok küçük ilginç. Küçük. Hatta atlı birliklerin çevirme harekatını yapmasını engellemek için dikenler var kenarlara atılan. Hani asfalta lastik patlatmak için attığımız evet, var. Evet. Benzeri ortaçağ ordularında dört da var. Ayaklı, evet. Droplar dediğimiz evet. bizim. Onlar diken yani. O dikenlerden bulduk. Topuz falan var mıydı hocam? Tabii. Gürz başı. Balta parçaları gibi çok pek çok obje. Bu yılki çalışmamız daha da verimli geçti. Diyojen'in bizzat mührünü. Posta mührünü. Yok. Evet, evet. Yapmayın hocam posta, ya. Posta mührüne ulaştık ki bu bizi hem doğru alanda çalıştığımızı göstermesi açısından. Hocam bunlar müzeye konulacak mı, sergilenecek mi? Tabii bunlar şu an değerlendirmelerini yapıyoruz. İlgili arkadaşlarımız çalışmaları yürütüyor. Tabii kazıyı yani sezonu kapattığımızda bütün bunlar Ahlat Müzesi'ne teslim ediyoruz. Buraya gelmelisiniz. Çocuklarınızla, eşlerinizle, sevdiklerinizle. Ya şuranın arkası Patnos. Arazilerde. Ahlat dibimizde. Van Gölü yanımızda. Bir gün, ama bu bir gün çok uzak bir zaman olmasın, buraya gelmelisiniz. Burada Türklüğün tapusu, Anadolu'nun kapısı olan bu coğrafyada bulunmalısınız. Anadolu'nun kapıları açıldı burada. Sultan Alparslan ve onun yiğit askerleri Anadolu'nun şanlı Türk tarihini burada yazmaya başladılar. Buradan içeri girdiler. Yendikleri ordu Roma İmparatorluğu'nun ordusuydu. Ki Roma İmparatorluğu'nun öyle zayıf olduğu bir dönem değildi. Devasa bir orduydu. Belki kendilerinden 4-5 kat büyüktü. Yılmadılar, can verdiler ve Anadolu'nun tapusunu burada kendi üzerlerine yaparak siz torunlarına emanet ettiler. Nasıl Çanakkale'ye gidiyor? 1915'te oradaki yiğitlerimizin İstanbul'u ve vatanı düşmana vermemek için orada ölüp ölüp dirildiklerini konuşuyoruz. İşte orası nasıl ikinci Çanakkale ise birinci Çanakkale hükmünde olan Malazgirt, Türklüğün o büyük şanlı zaferi, kaderin tamamen değiştiği yer olan bu yer kesinlikle bilinmeli, konuşulmalı, artık tarih kitaplarında kalmamalı. Tabii biz asıl savaşın insan kayıplarına yönelmek ve şehitliğimizi tespit etmek bizim temel hedefimiz. Tabii. Ardından da buranın bir destinasyon alanı, Çanakkale gibi işte evet. otağlar, ordugahlar, savaşın nerede cereyan ettiği, işte o ziyaret tepe, hocam o Belçika'daki Waterloo savaş alanı falan. Evet. Çok iyi, Napolyon'un o yenilgiye uğradığı. Tabii. Hatta biz 2 yıl önce Rus Bilimler Akademisi davet etti bizi Rusya'ya. Kulikova diye bir savaşları var onların, meşhur. 1380'de Altın Ordu'ya karşı ilk milli sürece girdikleri savaş olarak. Bizimki için Malazgirt neyse Ruslar için de o. Don Nehri'nin kenarında Rus Moskova'ya yaklaşık 4 kilometre 4 saat güneyinde muazzam bir müze yapmışlar. Böyle yerin altına, savaş yerinin altına. Oraya davet ettiler. Orada muhteşem de bir interaktif müze yapmışlar. Yani o savaşı canlandıran buluntuların birebir imitasyonları, kendileri. Yani girdiğinizde bütün objeye dokunuyorsunuz. O objenin ne işe yaradığını yerinde görüyorsunuz. Bir odaya giriyorsunuz. Savaş, tam savaşın ortasındasınız. Sağ tarafta Altın Ordu, sol tarafta Rus Kinezleri. Yani biz işte bütün bunları çok, burada da inşallah Malazgirt'te de, yani Sultan Alparslan'la konuşmak istiyoruz. Evet. Şehitlerimizin yerini bulmak ve burada bu büyük zaferi görünür kılmak, ete kemiğe büründürmek ve tahkim etmek. Peki. Ve bu coğrafyadaki o büyük Türk destanı burada sinelere bir kez daha en etkili şekilde nakşedilebilmeli. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin kutlu şehit ve gazilerini rahmetle anıyoruz. Diyoruz ki bizler layık torunlar olabilelim. Biz de, çalışmalarımız da onu gösteriyor. Bu alan, nitekim daha önceki çalışmalarda da bu alan savaşı gören en önemli nokta olduğu düşünülerek 900. yılı anısına bir anıt dikilmiş. Burada bir yarışmayla düzenlenmiş. Yarışma sonucunda bu anıt birinciliği kazanmış.
Toplamda 52 metre uzunluğunda anahtar formunda. Hani Türkler Anadolu'nun kapılarını açan, kilidi açan anahtar formunda. Bakın burada birkaç yıldır kazılar sürüyor. Buradan cenaze kalıntıları çıkardılar. Bunların analizleri yapıldı. 11. yüzyıla tarihlenen bir takım vücut parçalarına ulaşıldı. İşte bundan dolayı ben de size bu bilgileri bu videoda anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sıra geldi şehitlerimizi konuşmaya. Siz Alparslan olsaydınız, siz Selçuklu komutanları olsaydınız, savaş kazanıldı ve şu gördüğünüz alanda iç içe binlerce Romalı asker cesediyle binlerce Selçuklu şehidi. İç içe. Ne yapardınız? Savaşın ertesi günü. 27 Ağustos 1071 günü. Ne yaptılar? Tek tek kendi şehitlerini topladılar. Şehitleri ne yaptılar? Orada Romalı cesetlerle kaplı alan. Onların aralarında bırakmayacaklar. Onların aralarına mı gömecekler? Tabii ki hayır. Mesela 8 ila 10 bin civarında Bizans'ın kaybolduğunu tahmin ediyoruz. Selçuklu birlikleri de işte 800 bin kişilik bir şehit vermiştir diye düşünüyoruz. Bütün bunları dijital teknolojinin imkanlarıyla simüle ediyoruz. Bir piyade ne kadar yer tutar? Bir süvari ne kadar yer tutar? Bu ova ne kadar asker alır? Evet. Bu sıcakta üzerinde 30 kiloluk zırhıyla, mızrağıyla, kalkanıyla volkanik bir arazide, bu kadar arizi bir arazide birlikler kaç saatte oraya gelir? Nereler pusu yerleridir? Bütün bunları dijital teknolojinin her tür imkanıyla hem toprak üstünü hem toprak altını da georadarlarla, manyetometrelerle çalışmalarımızı yürüterek Malazgirt Savaşı'nın yerinde ortaya çıkarılması için Hocam, çalışıyoruz. Unutmayın, eski Türklerden beri bizde adet nedir? Cenazeler tepelere defnedilir, sırtlara defnedilir. Hele ulularımız varsa zirvelere defnedilir. Anadolu'da hep böyle zirvelerde dede mezarları vardır. Falanca dede, o dede, bu dede. Oraya göre farkında mısınız? Ben niye buradan anlatıyorum size savaşı? Burası da o tepelerden bir tanesi. Hem de bölgeye en hakim tepe. Şehitler için burayı seçtiler. Ve buraya defnedildiler. Az önce kazı ekibinden arkadaşlarla bölgeyi gezerken, bakın ben bugüne kadar Anadolu'da eski Türklere ait bir takım şehitlikleri çok gezmiş bir insanım. Çok fazla örnek görmüş bir kişiyim. O gördüğüm örneklere çok benzeyen toplu mezarlıklar bu gördüğünüz alan. Şu an biz neredeyiz? Şu an bu köyün, Afşin köyünün yeni mezarlığındayız. Bu insanlar niye buraya defnediliyorlar? Yaklaşık 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır. Burası şehitlik olduğu için. Şehitlerin yanında defnedilirsek, onlar zaten inançları ve vatanları adına kanlarını, canlarını, o gencecik yaşlarını feda ettiler. Onların yüz suyu hürmetine belki biz de kurtuluruz diye. İstanbul'da Edirne Kapı Mezarlığı nasıl oluştu? O surların Zeytinburnu tarafında. Fatih Fethi şehitleri defnedildi. Daha sonra İstanbul fethedildikten sonra bir sürü insan aman bizi de Nimel Ceyş'in yanına, biz de onların yakınına, bizi de peygamberin müjdesine mazhar olmuş o yiğitlerin yanına diye koskoca Edirne Kapı oldu ya. Ondan oluştu o mezarlık. Eyüp Sultan Mezarlığı Eyüp Sultan var diye oluştu. Karacaahmet Mezarlığı Anadolu yakası. İstanbul'un Kabe'ye bakan toprakları diye oluştu. İşte bu mezarlıkta, köy mezarlığı da sonradan buraya bu köy kurulduğunda şehitlere yakın olalım diye buraya kuruldu. Bakın ne kadar sıcak değil mi? Burada yandık şu an. Evet aynen. Savaş dönemi. Ağustos'un ortasındayız. Tabii 26'sı yani bir kere ölülerin gömüldüğünü düşünüyoruz. Kendi şehitlerimizin dışında Bizans kayıplarının da çukurlar açılıp ya esirlere ya da civardaki Hristiyan köylere gömdürülmüş olmalı. Çünkü salgın hastalığa sebep olur, şu olur, bu olur. Hepsi yani orası şehitlik mi bilmiyoruz. Fakat şu an elde ettiğimiz buluntular bizim en azından oranın kökenini Selçuklu yani Malazgirt Savaşı şehitliğinin olabileceğini gösteriyor. Şöyle bir ipucu daha yakaladık. Tarihçi olduğunuz için ne demek istediğimi iyi anlayacaksınız. Biz tabii Osmanlı tarih defterlerine de bakıyoruz. Ne ipucu yakalayabilirsek bölgeyle ilgili, yer adları üzerinden vesaire bir isim yakaladık. Selçuklu Viranı. Allah. Ya da Selçuk Viranı. Şimdi böyle bir yer adı Malazgirt'e bağlı bir köy listesinde. Köy tahrir defterinde. Geçiyorum. 1526 yılına ait tahrir defterinde. 1730'a kadar takip ediyoruz ama sonra yok o köy. He. Şimdi bu köye de, bu çalıştığımız şu an Afşin olan köyün eski ismi de Kıfri. Ve eski bir Ermeni, Hristiyan Ermeni köyü. Selçuklu Viranı yok. Kıfri diye bir köy var ama bu Kıfri köyü de Osmanlı kayıtlarında yok. Allah Allah. Acaba burası Selçuklu Viranı köyü işte Malazgirt Savaşı'nın şehitleri oraya gömüldü de sonradan gelen Türkistan işte o Oğuzlar buraya yerleştiler. O hatırayı yer adında yaşatarak mı
varlığını devam ettirdi orası. Çünkü Selçuklu seramikleri de bulduk orada. O yüzden çalışmamızın en yoğun yerlerinden birisi o. Hadi ilerleyelim. Ben size şimdi onları göstereceğim. Şimdi bakın, burası Süphan Dağı'nın lavlarıyla oluşmuş granit kayalar. Burası bir anaç kaya. Fakat bu anaç kayanın dışında şu duvarların mezarlık duvarı, bakın burası. Köyün mezarlık duvarı. Şimdi bu mezarlık duvarının arkasına geçeceğiz ve buranın arkasında adımınızı attığınız her yerin bir kabir, her yerin bir toplu mezarlık olduğunu göreceksiniz. Bazen sadece baş şahidesi kalmış. Bazen baş ve ayak kalmış. Bazılarında baş ve ayak var ama etrafı muntazam taşlarla çevrilmiş. 7-8 kişi yan yana defnedilmiş. Hazır mısınız? Hemen geçelim. Şimdi bakın, kazı başlamadan evvel kazı başkanımız Adnan Çevik Bey bu Malazgirt projesine başladığında önce alan taraması yapılır. Alan taraması yapılırken o bölgede yaşayan insanlarla görüşülür, konuşulur, onlardan bilgi alınır. Bu yerel bilgiler sizin kazıda yapacağınız işler için temel teşkil eder. Çok ilginç hikayelere şahitlik ettik ve o hikayeler bizi kazılara yöneltti. Şimdi biz gelmeden önce ben kaymakamlıktan rica ettim ve çalışacağımız alandaki bütün köy muhtarlarını, merkez ilçe mahalle muhtarlarını ve Malazgirt üzerine kim ne anlatmak istiyorsa, kim ne biliyorsa, dedesinden, babasından, ceddinden kim ne duyduysa onları topladık. Bir kültür merkezimiz var merkezde. İşte Malazgirt savaşı hakkında, Malazgirt hakkında kim ne biliyorsa onlardan önce yerelden bir bilgi alalım, sonra araziye çıkalım istedik. Dolayısıyla muhtarlarımızdan birisi çıktı, Örenşar Köyü muhtarı. Hocam, bizim köyümüzün sırtını yasladığı Grebido dediğimiz ama Ziyaret Tepe ya da Alparslan Tepesi olarak da bilinen bir tepe var. Orada da bizim ziyaretgahlarımız var. Çocukluğumuzda biz oraya Kurban ve Ramazan Bayramı'nda adaklara adardık. Büyüklerimiz o tepede Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin şehit düştüğü savaşta askerleriyle birlikte oraya defnedildiği. Allah Allah. Evet, bu çok enteresan bir hikaye. Tabii şimdi ben öncesinde kaynak metinleri okuyarak arkadaşlarla geldiğimiz için tarih metinleri bize ne diyor bunu biliyoruz ve acaba onu yerel halk bize doğrulayacak mı, en azından bazılarını, hem topografya açısından hem de savaşın süreci hakkında. Şimdi o okumalarımızdan birinde de Süryani Mihail adında bir ortaçağ müellifimiz var bizim, Malatya Metropoliti. Onun da bir tarihi var. Malazgirt Savaşı'nı da anlatıyor o tarihinde. Ve Malazgirt Savaşı ile ilgili yaklaşık bir sayfalık Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin oğlunun da savaşta olduğunu, dayısından ısrarla savaşa, muharebeye girmek istediğini ama sultanın hep bu isteğini ertelediğini, nihayet öğleden sonra artık savaşın doğrudan Selçuklu lehine döndü. Yani o kurt kapanı dediğimiz, sahte ricat dediğimiz birliklerin sanki savaşıyormuşçasına ovada geri çekilip iyice Bizans ordusunu yorup sağ sol ve merkez kanatların birden birbirinden açılmasını sağlayıp pusadaki birliklerin kuşatmasından sonra zaten o geri çekilen merkez de geriye dönüyor ve savaş akşam üzeri, işte hava kararırken nihayete eriyor. Büyük bir zafer, imparator da esir düşüyor. İşte o esnada izin verdiğini ve doğrudan savaşa girip Diyojen'le karşı karşıya geldiğini, onu yaralayıp atından düşürdüğünü ve zincire vurup sultana götürmek isterken bir gulam, Selçuklu ordusundaki bir gulamın, yine bir askerin, İmparatoru esir aldı, ben bu esiri götüreyim ve daha çok hediye alayım diye sultanın yeğenini yaraladığını ve götürdüğünü anlatıyor. Sultan tabii ona büyük ihsanlarda bulunuyor, imparator esir almış, fakat ertesi gün sabah olmasına rağmen hala yeğeninin ordugaha geri dönmemesi üzerine acaba şehit mi düştü, ne oldu diye bakın savaş alanına dediğinde yaralı bir şekilde onun bulunduğunu, gerçeği anlattığını anlatıyor. Şimdi yani 800 yıl önceki bir, üstelik Süryani bir kaynak, bize bir kız kardeş oğlu diyor özellikle. Yani yeğen deyip amca kardeş de olabilir. Daha köylülere sorarsak orası Alparslan da orada yatıyor. Böyle de bir algıya dönüşmüş o. Dolayısıyla bu iki hikayenin örtüşmesi bizi orada çalışmaya yöneltti ve orada hakikaten
kuş uçmaz, kervan geçmez. 1800 metre yüksekliğinde volkanik bir tepenin üstünde neredeyse 70-80'e yakın Müslüman mezarı görüntüsü veren Allah mezar. Allah. İşte tabii yıllar geçtiği için şahide ve ayak taşı çok belli değil ama yönlerinden anladım. Savaş alanının kenarı burası. Tabii hemen buraya 12 kilometre. Zaten bütün hikayemiz doğu ve güneydoğusunda yaklaşık 10 kilometrelik, 12 kilometrelik alanda cereyan evet. ettiğini düşünüyoruz. Buluntularımız da tabii yüzeyde metal obje, savaşa ait. Buluntularımız da bunu destekliyor. Bu insanlarla görüşülüyor. Mesela soruluyor. Siz bu bölge şimdi o savaş alanı şu an bu köylülerimizin buğday tarlası, ekip biçtiği yerler. Siz buraları ekip biçerken bir şey buldunuz mu? İnsanlar evet diyorlar, biz yıllardır buluyoruz. Okuşları buluyoruz, savaş aletleri, demir parçaları. Hatta bu Malazgirt projesi başladıktan sonra Adnan Çevik Bey ve ekibine daha önceki yıllarda bulup evlerinde sakladıkları savaş aletlerini getiriyorlar. Çok ilginç. İlla ki çıkar. Ama buradaki tek talihsizlik ne biliyor musunuz? Süphan Dağı'nın, Yanar Dağı'nın lav bölgesi olduğu için burası toprak çok derin değil. Çok sığ. Öyle olduğundan dolayı taş tabakası altta ve üstte kalan bu savaş malzemeleri 900 yıl olmuş bu savaş olalı. 900 yılda bir şekilde bulunmuş, alınmış, kaybolmuş. Yani derin bir toprak derinliği olmuş olsa daha güzel korunur, kazar çıkarırsınız. Yani böyle bir talihsizlik söz konusu. Şu an şehitlik bölgesine girmiş bulunmaktayız. Bakın buralarda lağ püskürmesiyle değil, birebir insanların elleriyle oluşturulmuş mezarlar var. Bakın ben şu an duruyorum. Görüyor musunuz taşları? Bakın taşlar böyle geliyor ve böyle geliyor. Bakın burası bir kabir. Bakın hemen yanına geçiyoruz. Şu gördüğümüz bölge, burası bir kabir. Bak buraya tek tek gidelim. Adnan Hocam ve ekibinin tespitlerine göre sadece şu alanda 2000 civarında defin var. Eski defin. Az önce söyledim. Ben bir takım eski şehitlik alanlarına gittim. Mesela Danışman Şehitliği var Akkuş'ta. Ordu'dan yukarı doğru çıkıyorsunuz Ordu'dan. Akkuş denilen Canik Dağları'nın zirvesinde bir bölge var. Malazgirt'ten sonra Danışman Ahmet Gazi Alparslan oraya gönderiyor. Niksar Kalesi'ni fethediyor. Sonra Tokat'ı alıyor. Sonra da Canik Dağları'na çıkıp oradaki Karadeniz Rumlarıyla savaşıyor. Ve onlarla savaşırken orada büyük bir pusuya düşüyor. Ve bu pusuyla beraber orada ciddi bir şehit veriliyor. Şehitler oraya defnediliyor. Ben Ordu'ya bir gidişimde beni Akkuş'a çıkardılar. O tarihi 900 yıllık Türk şehitliğini gördüm ben. Oradaki taşlar, taşların dizilişi, definler buradakilerin aynısı. Yani mezar taşını kim hazırlıyor, kim kimin ismini yazıyor, çiziyor, oyuyor. Bildiğiniz kaba taşlar hemen konulmuş baş şahide, ayak şahide hop etrafı çevrilmiş. Çoğunda sadece baş şahide var, ayak şahide bile yok. Şurası bakın, şurada bir otluk alan görüyorsunuz. Hemen orayı götüreyim size. Şimdi bu gördüğümüz yer, bakın ben tek tek göstermiyorum. Burada yan yana bakın etrafları çevrili. Yüzlerce kabir var. Yüzlerce kabir. Hepsi etrafları çevrili. Yani burada aslında sanat tarihi de devreye giriyor. Savaştan sonra defin nasıl yapılır? Şu hafif yükseltiyi görüyorsunuz. Burası geçen yıl kazı ekibi tarafından kazıldı. Malazgirt projesi kapsamında. Adnan Hocam ve ekip tarafından ve buradan 15 tane cenaze çıkarıldı. Ankara'ya kemik analizine gönderildi ve buradan 11. yüzyıla Malazgirt Savaşı'na tarihlenen cenaze kalıntıları ortaya çıktı. Tabi bu çıkınca çok ciddi bir heyecan meydana geldi. Açtığımız mezarlardan 5'i travmatik ölüm açık bir şekilde kafalarında. Onu merak ediyorum hocam. Evet, kılıç ya da bıçak. Balta darbesiyle öldükte. Hatta şimdi yüzlendiriyoruz biz hocam, onları. Hocam şey, kafa tasları sağlam çıkıyor mu? Tabii ki. Bütün beden 11. sağlam. Yüzyılda tarihlenen. Evet. Karbon 14. Onlardan elde ettiğimiz 25-35 yaş aralığında antropologlarımız Hacettepe Üniversitesi'nden antropoloji bölümüyle çalışıyoruz. Ali Metin Büyük Karakaya Hoca'nın başkanlığında bir ekip yürütüyor o süreci. Elde ettiğimiz bu ölümler zaten travmatik bir ölüm. Karbon 14'lerimiz 11. yüzyıl verdi. Yani bir örnek değil, 5 örnek bize 11. yüzyıl verdi. Yetişkin, erkek. Mesela bu yıl da 20'ye yakın mezar açtık. Bunların hiçbirisi 40 yaşını geçmiyor. Yani dolayısıyla çok, olma ihtimali çok yüksek. Yüksek hocam, yüksek ya. Ama tabii biz daha çok toplu mezar arıyoruz açıkçası. Yani evet. Şehit de olsa, işte kılık kıyafetlerine ilişkin tabii zırhlar, şunlar bunlar mutlaka alınmıştır. Ama yine asker kıyafetleriyle şehitler malum kefenlenmezler. Evet. O şehit
olmalarına sebep olan kanlarıyla vesaireleriyle. Böyle elbiseleriyle çıkan oluyor mu? Olmadı. İşte şimdiye kadarki kazılarımızda siz de gidip gördünüz yani toplu mezar. Gördüm evet. Mahiyetinde alanlardan bahsediyorsunuz. Var. İşte biz önümüzdeki yılda tabii takdir edersiniz ki bu arkeolojik çalışmalar hassas, dikkatli. Ve çok dünya yavaş. Standartlarında yapılması gerekiyor. Dolayısıyla daha 2 yıldır oraya odaklandık. Mevsim de burada çok uzun çalışmaya müsaade etmiyor. Biz de işte Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelip çalışıyoruz. Bir de şu duvarın hemen arkasında buranın üstünü kapattılar. Bakın kabirler hala devam ediyor etrafımızda. Burası ta şu tepelere kadar dedik ya 2000'in üzerinde burada yan yana cenaze var. Benim çok heyecanlandığım şurada bir toplu mezarlık var. Onu ben gördüm az önce. Dedim tamam. Of, tahtalı güvercinleri. Bakın bunlar normal güvercin değil, yabani tahtalılar. Ne güzeller ya. Şimdi aklıma benim hemen gelir. Bu tahtalı güvercinlerinden buraya gelen Selçuklu askerleri de zamanında avlamışlar mıydı? Bu arada görüyor musunuz? Şu gördüğünüz alan, bakın kazılmış mütemadiyen ve üzeri örtülmüş. Bu kazı, kazı ekibi tarafından çok yeni yapıldı. Buradan 22 tane cenaze kalıntısı çıkarıldı. Ve bunlar da Ankara'ya yeni gönderildi. Bunlarla alakalı analiz sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Çok ilginç. Şimdi ben size o çok heyecanlandığım yere götüreceğim. Evet tahtalılar bir uçun bakalım. Ya ben şurasından çok etkilendim ya. Bakın görüyorsunuz değil mi kabirleri? Etraflar çevrili. Baş şahidesi, ayak şahidesi. Hemen görüyorsunuz. Bakın burada. Bakın baş şahide, ayak şahide. Görüyor musunuz? Bak görüyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz. Bakın burada baş ve ayak şahideleri. Ve kazı ekibine de sordum. Hocam hepsi Müslümanlara ait dediler. Nereden anlıyoruz? Kıbleye bakıyor hepsi. Kıbleye baktığı için. Ama biz oradan ümitliyiz. Yani oranın kuruluşunun şehitlikle bir ilişkisi olabileceğini kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Savaş modellememizde de orası Selçuklu yani Alparslan'ın ordugahı, ön ordugahı olması kuvvetle muhtemel. Çünkü Perşembe günü elçilik, Perşembe günü Sultan Alparslan geldiğinde hemen elçiler gönderiyor. Alparslan'ın ordugahı Afşin köyünün olduğu yer olabilir mi? Evet, ön ordugahının. Zaten bu eğer bir şehitlikse orası bu ordugaha yakışır işin doğrusu. Tabii ki bütün şehitler araziden toplanıp oraya gömülemez. Yani bu o günün şartlarında çok kolay işler değil. Çok etkileyici. Bakın burada da var. Şimdi bunlar birebir definler. Ve geldik buraya. Of. İşte burası başka. Gördünüz mü? Bak, kameramanım orada dursun. Ben şurada durayım. Bakın burası işte. Az önce biz böyle yürüyerek geldik. Ben bunu bir gördüm. Görüyor musunuz? Bakın bu taşlar yüzyıllar önce dizilmiş. Buradan böyle gidiyor. Gördünüz mü? Şahideyi. Ve burada bu şekilde kaç tane kabir yeri kazmışlar. Nasıl çıktı dedim. Hep böyle yan yana yan yana toplu mezar çıktı dediler. Hiç unutmam. Kudüs kitabını hazırlarken Filistin Tika'yla sağ olsun Bülent Bey ve ekibi beni aldılar. Tel Aviv ile Kudüs arasında o dağların arasında Almaz diye bir köye götürdüler. Almaz Hazreti Ömer döneminde İslam orduları o Filistin, Suriye, Ürdün bölgesini fethediyorlar ya. Ecnadeyn, Fehil ve Yermük savaşları. O dönemde orada bir veba, taun hastalığı baş gösteriyor. Tabii sahabeler toplu halde şehit oluyorlar. Hatta Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri Hazreti Ömer çağırıyor ya, gelmediğini o da diyor ya, ben peygamberimizden işittim. Bir yerde bir hastalık, veba, taun çıktığında içerideki dışarı çıkmasın, dışarıdaki içeri girmesin. Onun için gelmiyor, o da orada rahmetli oluyor, kabirleri var. Şurahbi bin Hasene, Muaz bin Cebel, hepsi bunlar taun şehidi. Beni Tika ekibi o Almas'a götürdü. O sahabelerin toplu defin yerleri var orada. Bu şekilde böyle yan yana üçlü, beşli, sekizli, onlu defnedilmiş kabirler gördük biliyor musunuz? Şimdi onları gördüm. Bunu görünce benim için olay bitti. Yani tabii ki düşünüyorsunuz ya Malazgirt mi değil mi? Kabirler, savaş alanı ve şehitlik. Çocukluğumdan beri en çok istediğim şey oydu biliyor musunuz? Malazgirt şehitleriyle bir araya gelmek. Bu bir köy mezarlığı değil. Burada yaşamış eski insanların kabirleri değil. Bu bir savaş neticesinde toplu defin. Anadolu'yu bizlere emanet eden, bizlere miras bırakan
Ve bu yolda bir insanın en kıymetli şeyi nedir ki? Canıdır, kanıdır, geleceğe ait hayalleridir değil mi? Geleceğe ait bütün hayallerinden, emellerinden sizin için vazgeçen o kıymetli adamların yattığı yer burası. Bütün bir Türkiye buraya gelmeli. Bu şehitlik o kadar önemli, o kadar büyük ki. Mesela şehitliğin bir kısmı şu ileriye doğru uzanıyor. Orası köyün ineklerinin toplu halde dinlenmeye yatırıldığı yer. Az önce oradan geçtik. 80-100 tane inek orada öyle yatıyorlardı. Altı şehitlik. Buraları çevirelim. Zaten benim bir şey dememe gerek yok. Adnan Bey ve ekibi çok güzel işler yapıyorlar. Onlar zaten bunları hayal etmişler, paylaştılar. Burasını yakın zamanda çevirecekler inşallah. Şu ikinci analizler de bir gelsin. Ama benim gördüğüm öyle. Yani bugüne kadar çok savaş alanı gezdim. Yani Ejnadeyn Savaşı, Elbistan Savaşı, o 1277, 1260 aynı Calut Savaşı, Yermük Savaşı, başka ne vardı? Feyz Savaşı. O kadar çok savaş alanı gördüm ki. Ve bütün o gördüklerimin ışığında ve gördüğüm şehitliklerin ışığında burası Malazgirt şehitlerinin yattığı yer galiba. Rabbim onların kanlarını yerde bırakmasın. Şehitler Tepesi boş değil biliyorsunuz. Şair öyle söylüyor. Şehitler Tepesi'nin boş olmadığını öyle içi boş nutuklarla değil, hamasetle değil, Allah aşkına geçin bunları. Dolu dolu yaşayarak, söyleyerek değil, hepimiz konuşuyoruz. Yaşayarak onlara gösterelim. Siz canlarınızı boşuna vermediniz. Bu ülkeyi, sizin emanet bıraktığınız bu ülkeyi hakkıyla korumaya, savunmaya biz devam ediyoruz. Yaşantımızla, namusluca, adaletlice, insanca duruşumuzla da bunları gösteriyoruz diyelim. Tuğrul Beylerin, Çağrı Beylerin, Selçuk Beylerden itibaren o Anadolu'ya giriş yolunda şehit olan nice büyüklerin, Çağrı Bey'le Anadolu'ya giren Harakane Hazretleri gibi maneviyat büyüklerinin, Sultan Alparslanların ve bu havada canlarını seve seve veren şehitlerimizin, geri dönen, vatan uğruna Anadolu'nun dört bir yana yayılan gazilerimizin, bütün ölmüşlerimizin ruhları için El Fatiha.